Şu an geldin mi? Evet, geldin, hoş Aa, geldin. demek ki güncellemediğim için. Evet. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın güzel kuzum Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm. O kadar mutlu oldum ki benim? enerjim Canımsın benim ya. Ben de öyle. Seni görmek çok güzel gerçekten. Özlemişim. Ben de çok özlemişim. Sizin derslerinizi özlemişiz. Buradan da belirtelim Zeynep hocam. Benim biyoenerji hocamdı. Farkındalık, travma terapi derslerimize de dahil oluyordu, katılıyordu. Kendisi yani benim için bambaşka bir yerde bir hoca. Onu çok Benim seviyorum. sen de öyle, gerçekten benim için yerin çok ayrı. Çok güzel bir yerdesin. Kalbimin en güzel yerlerinden birindesin. Canım benim. Çok teşekkürler hocam. Evet hocam, bu hafta güzel bir konuyla geldik. Hı. İhtiyaca binaen konuşmaya niyet ediyoruz inşallah. İnşallah Rabbim ne gerekiyorsa onu söylememiz nasip etsin. Evet, Zeynep hocama dedim ki hocam ne konuşsak? İlişkilerimi konuşsak? Uzun zamandır sayfamda konuşmamışız dedim. O da dedi ki bu sıralar çok karşıma çıkıyor. Dedim ki o zaman bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Ben de dedim Evet. ki Zeynep hocam yani sürekli karşımıza çıkıyor ilişkilerdeki, evliliklerdeki normal arkadaş ilişkileri olsun. Rutin sorunlar, insanlar bunalıyor, sebep arıyorlar. Yani suçlu arıyorlar, kim haklı kim haksız arıyorlar. Bir şekilde işin içinden çıkmak istiyor artık insanlar. Evet, yani bu noktada da sana çok güzel sorularım var, hazırladım. Öyle mi? Bildiğim yerlerden gelir inşallah sorular. İnşallah, tabii ki. Kolay sormaya çalıştım. Bana çok gelen sorulardan derledim ki herkesin ihtiyacına binaen olsun. Tamam. İlk önce en çok karşıma çıkanlardan bir tanesiyle başlayalım hocam. Genellikle yani 40'lı 30'lu yaşlardaki dönemlerde evde yaşanan olumsuz bu duygu akışından kaynaklı çocuklar evden kaçma isteği oluyor. Yani bir şekilde buradaki bu öfke duygusundan arınayım. Bunu da nerede yapabilirim? Evlilikte yapabilirim deyip evlenme psikolojisine yani o isteğe itiyor insanlar kendisini. Zamanında olmuş bir durum bu. Hala daha olan yani kendi arkadaşlarımdan da çok görüyorum. Hani o evdeki olumsuz enerjiyi eskiden adı koyulabiliyordu. Artık hani bunaldım, o beni seviyor gibi adı konuluyor. Biraz farklılaştı ama duygu yine aynı, niyet yine aynı. Peki yani bu evliliklerde ya da bu ilişkilerde kurtulunabiliyor mu gerçekten? O evdeki ya da her nereden kaçılıyorsa hiç önemli değil. Oradaki olumsuz enerjiden kaçınca kurtulunabiliyor mu? Bunu biraz bize açar mısınız? Şimdi çok güzel bir şey sordun. Soru gerçekten güzel. Ama çok derin bir konu biliyor musun Esma? Şimdi o enerjiden kaçmak mümkün değil. Şimdi kişinin ilişkisinde problem varsa kişi önce kendisiyle olan ilişkisine bakmalı. Tamam, etrafımızda insanlar var. Annemiz, babamız, işte kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız. Onların hepsinin hayatımızda birer rolü var. Onlar rollerini yapmak için oradalar. Bizim bu dünyaya gelip geldikten sonraki tekamülümüzü tamamlamak için bize yardımcılar aslında. Onlara kızmıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz bu yüzden. Ve haklı, onlardan helallik de istiyoruz gıyabında. Ve hani orada diyelim ki ailesine çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Değil mi? Kötü bir enerjide. Buradan kaçmak istiyor ki bugün bununla ilgili bir konuyu. Ben bugün yolculuktaydım, gelirken işte bir abimiz işte anlattı. Dönüp bakıyorum da diyor, sırf diyor evden kaçmak için evlenmişim ben diyor. Aynı konu. Demek ki bu arada sorulardan Zeynep Hoca'nın haberi yok. Yok. Dedim ki Demek ki diyor. en başa onu yazdım hocam. İlk soru olarak onu geldi Evet. size. Yani evden kaçmak için. Çünkü evde değer görmediğimi fark etmişim. Bana birisi aslansın, kaplansın deyince onun arkasına takılıp gitmişim. Tamam, ben de bununla bir yuva kurarım. Böyle mutlu olurum, şöyle mutlu olurum ama 30 küsur yıllık evliliğim çok güzel geçti. Tabii sonra eşi vefat etti geçenlerde. Çok güzel geçmedi diyor. Yani çok büyük sıkıntılar yaşadım evliliğimde diyor. Niye? Çünkü geride bıraktığı, halletmediği bir şey var. Hani o kaçtığı enerji var ya. Kaçtığı. Çünkü siz ne kadar kaçarsanız kaçın. O enerjiyi, hani o negatif enerjiyi bertaraf etmediğiniz sürece ya da olumsuz olayları, yaşadığınız olumsuz olaylarla ilgili sizde kalan o kalıntıları temizlemediğiniz sürece diyelim,
Değişen bir şey olmaz. Sen nereye gidersen git, sen yine aynı sensin. Ben bugün buradan işte bütün dertlerimle nereye gidersem gideyim yine aynı şekilde o dertlerimi bana hatırlatacak farklı kişilerle, farklı olaylarla, hatta daha da ağırlarıyla karşılaşacağım belki. Daha büyük sınavlar yaşayacağım belki. Önemli olan geçmişteki yaşadıklarımı temizleyebilmek. Daha doğrusu yaşadıklarımdan çıkarmam gereken ne benim insanoğlu olarak? O yaşadıklarım birer sınavdı. Bu sınavlardan ne çıkarmalıyım? Evet. Hayatımda değil mi? Nasıl bir katkısı var o kişilerin? Ya da yaşadıklarım nasıl bir katkısı var? Niçin yaşadım ben bunları? Kişi bunları çözdükten sonra eğer evliliğe adım atarsa güzel bir evlilik, güzel bir ilişki yaşayacaktır. Evet. Yani sonuçta dediğim gibi şey kesinlikle enerjiden kaçılmıyor. Kaçtığında o enerji topraklanmadığı için topraklanması lazım. Değil mi? Çözülmesi, topraklanması lazım. Topraklanmadığı için sen o enerji gittikçe sıkışıp artarak değil mi? O baskıyı düşün. Hani depremde öyle olur ya yerdeki o hani enerjinin baskısı o baskı birden bir patlak verecektir bir yerlerde. Sen ne kadar üstünü örtmeye çalışırsan o kadar korkacaktır alttaki çöpler. O kadar kokacaktır. Daha da beterini göreceksindir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kişilerin evliliğe adım atmadan önce ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle bir kendilerini tanımaları gerekiyor. Kendileri olan ilişkilerini düzeltmeleri gerekiyor öncelikle. Ve sonrasında evliliğe adım atmaları gerekiyor. Ve yine kişiler dedim ya kendisi olan ilişkisine bakacak her şeyden önce. Etrafında birçok örnek var. Dedim ya bu aralar çok fazla seans geliyor bununla ilgili. Tevafuk. dönüp bakıyorsun. Şimdi eşlerden birisi geliyor. Tabii eşinden şikayetçi olarak geliyor. Dinliyorsun, dinliyorsun, dinliyorsun. Peki bu konuda hani senin kendine ilişkin nasıl diye sorduğunda direkt sana böyle önce bir bakıyor tabii önce bir anlamıyor. Yani gene mi suçlu benim? Ben mi suçluyum? Ben hem kurbanım hem de suçlu muyum? Psikolojisine giriyorlar. Başlarda o çok oluyor, hani neden Biz, ben? Yurda bizde de gideceğim oldu. lise derste şey demişti, beni çok etkilemişti. Duygu kimdeyse, kim şikayetçiyse duygu onda. Karşı taraf yansın bitsin önemli değil. Kim şikayetçiyse duygu onda demişti. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Yani mesela atıyorum genellikle şey oluyor, kızlar annelerini getirmeye çalışıyor. Hani ya çok şöyle şöyle birisi, hiç kendisine engel olamıyor vesaire vesaire. Ya da mesela ne yapıyor? Birisi aileden birisini götürmeye çalışıyor. Aslında o şikayetçi olan kişi de hani duygu. Orada rahatsız olduğu için de zaten bu sürece enerjisel olarak destek veriyor. Evet destek veriyor. Çok güzel söyledin. Çok güzel bir tabir. Hani daha da arttırıyor oradaki enerjiyi. O enerji topraklanana kadar sıkışa sıkışa gittikçe büyüyor ve bir süre sonra da patlak veriyor. Kişi direkt dibe çöküyor. Evlilik de dibe çöküyor dolayısıyla. Ki evlilik bir takım işidir. Sonuçta her iki tarafında bu şekilde halledip gelmiş olması lazım. Bir araya değil mi? Geçmişini halledip gelmesi lazım. Bir takım işidir. Yani bir taraf diğer tarafı suçlamaya başladıysa orada bir sorun var demektir. Her iki tarafı da dinleyip her iki tarafla birlikte hareket etmek gerekiyor bu tür konularda. Yani burada da anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Hani şu tabiri de çok duyuyorum. Hani nişanlıyken böyle değildi. Evlendikten sonra bambaşka bir ortama düşmüş gibi hissettim. Bu seanslarda çok karşılaştığım bir cümledir aslında. Çünkü orada zaten kişinin ummak istediği bir şey var. O ilişkiye başladığı süreçte. Genellikle zaten hepimizde değersizlik hissi var. Az veya çok. Kişi oradaki değersizlik hissini dolduran kişiyi seçmeye çalışır. Genellikle yani çoğunluk yani bir yüzdeliğe dökünce. Ve o değersizlik hissini birisi ona sevdiğini söyleyince çok büyük bir şey gibi gelir. Ve o anda o duygular büyür 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 ama sonra aslında özü o olmuyor. Çünkü karşı taraftaki o kişiyle aramızda bir enerji bağı oluşuyor. Bendeki o değersizliği o biliyor. Ondaki o sevgi vermemeyi ben biliyorum. Ama alt beyin biliyor. Görünce tanıyor. Bu çok güzel bir şey.
Ama bunu bilinçli kullanamıyoruz. Kesinlikle. Bir de şeyde karıştırmamak lazım. Hani kişi diyor ya, nişanlıyken işte seni seviyorum diyor da daha farklıydı. Oradaki acaba gerçekten sevgi mi? Bir sevgiyle hoşlanma arasındaki farkı da bilmiyoruz toplum olarak. Kesinlikle. Yani sevgi kavramını o kadar kapatmışız ki biz sevgiyle hoşlanma arasında ya da beğenme arasındaki şeyi, farkı hissedemiyoruz, göremiyoruz. Hani sevdiğimizi zannediyoruz belki de. Yine de hani seviyordu kişi. Peki diyelim ki bir bayan olsun bu bahsettiğimiz kişi. Biz şu anda örnek herhangi bir kişiden yola çıkmıyoruz. Bu bayan evlenirken beklentisi neydi ondan? Yani onu babasının yerine mi koydu? Değil mi? Babasının işte herhangi bir yönü babasına benzediği için onunla evlendi. Ya da babası gibi olmadığını düşündüğü için mi evlendi? Ki böyle düşünerek evlendiyse zamanla babasına benzeyecektir. Davranışları, babasıyla ilgili sınavlar yaşadıysa. Ya da işte ben annem gibi olmayacağım. Ya da işte atıyorum ablası örnekse ablam gibi olmayacağım diyerek iddialı laflarla mı evlendi bu kişiyle? Ki bakın bu iddialı Yes. laflar çok 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 önemlidir. Ben onun gibi olmayacağım diye bir iddialı laf dönüp dolaşıp mutlaka karşınıza çıkacaktır. Siz o kişi gibi olmaya başlarsınız. Sonuçta bu kişinin beklentisi ne karşı taraftan? Gerçekten bir sevgi mi bekliyor? Yani beklenti sürekli beklemek demektir aslında. Beklenti, beklemek kelimesinden gelir kök. Türkçe tarafında kullanayım. Ben Türk olamıyorum aynı zamanda. Beklemek, beklemeye devam etmektir aslında. Beklenti. Evet. Sevgi birlikte oluşturulacak bir şeydir. Karşı taraftan beklenmez. Dedik ya, evlilik bir takım işidir. Sevgi birlikte oluşturulur. Saygı birlikte oluşturulur. Her iki tarafta olmalı bu sevgi ve saygı kavramı. Şimdi evlenmeden önce nişanlıyken kendisi zaten acaba o kişiye baktığında nasıl görüyordu? Onun hataları varsa, kusurları varsa onları görüyor muydu? Yoksa onu çok beğendiği için ya da sevdiğini zannettiği için bu kusurları görmezden mi geliyordu? Buna da bakmak lazım. Ya da her iki tarafta aman beni beğensin, benden hoşlansın, beni sevsin diye birbirlerine oyun mu oynuyorlardı? Öyle değil mi? Bu tek taraflı olmaz. Bu oyun çift taraflıdır. Evet. Şimdi orada baktığımızda, bu arada bizimkiler Evet. birbirindeki Fark ettim. Sizinki çiftler coştu. coştular onlar. Evet, dediğim gibi yani bir takım işidir evlilik. İlişkilerde de bir takım işidir. Yani illa ki evlilik olarak düşünme. Hani iş arkadaşıyla da aslında bir takımsındır. Yani sen ona ne kadar, nasıl davranırsan oradan da öyle bir karşılık alırsın aslında. Sen kendine nasıl davranırsan da karşına öyle bir karşılık alırsın aslında. Evet, Çok güzel söyledin. Hepimizde az çok bir değersizlik duygusu var. Bu anne karnına itibaren belki başlamıştır. Ya da işte dünyaya geldikten sonra annemizin belki bir sözü ya da babamızın bir sözü, öğretmenimizin bir sözü ki bunlarla çok çok karşılaşıyoruz seanslarımızda. Ya da bir davranışı bizim değersiz hissetmemize sebep olmuştur. Ve her iki tarafı da düşün. Hani her iki tarafta kendisine değer verecek birisini arıyor aslında. Eğer sen değersizlik duygusu varsa, değersizlikle ilgili korkuların varsa mutlaka ve mutlaka senin bu değersizlik duygunu tetikleyecek olaylarla ve kişilerle karşılaşırsın. Niye? Çünkü bunu kendinde tedavi etmen gerekiyor. Bunu kendinde halletmen gerekiyor. bir Sen uyarıydı aslında. halledene kadar karşındaki kişiyi seni sana değersiz hissettirir. Sen ne zaman ki kendi değerinin farkına varırsan, değerli olduğunu hissedersen, bunu kabule geçersen, bunun farkına varırsan, danışanı o yönde sergilersen, etrafındaki insanlar da sana değerlisin şeklinde davranmaya başlar. Bu Evet. en yakınımızdaki de eşimiz, çocuğumuz değil mi? Annemiz, babamız. Evet. Burada önemli olan kişinin kendisiyle olan ilişkisi. Yine geçenlerde çok karşılaştığım bir konu var. Mesela eşlerin öfkesi. Hani orada fark ediyorsun ki kişinin aslında öfkesi eşine değil kendisine. Kendisine olan öfkesini kendine haykıramadığı için dışarıya en yakındaki kim var? Eşi var.
ya da çocuğu var. Çocuğuna yansıtıyor direkt. Bunların hepsi gerçekten ele alınması gereken, incelenmesi gereken, halledilmesi gereken konular. Evet, yani orada aslında bize bir uyarı var. Hani orada duygu dışa vurduğu zaman hani şunu diyebilmeliyiz aslında. Burada bir şey var. Yani burası bana bir şeyi hatırlatıyor şu anda. Burada bir mesaj var. Bugün önemli bir yere gidecektim. Dışarı çıktım, bir telefon geldi. Ama yani karşı taraf nasıl bağırıyor? Hani bekledim, ilk hemen bir sinir yükselmeye başladı. Sonra dedim ki hayır Esma dedim. Bugün çok önemli bir konuşma yapmaya gidiyorsun dedim. Öfkeye yer yok dedim. Yoğurt yoksa oradaki iş mahvolacak dedim. Ve hiç duyguya girmemeye çalıştım. Yani olabilitesi en iyi şekilde duyguya girmemeye çalıştım. Kendime doğru tebrik ettim gerçekten. Ve güzel bir görüşme Harika. geçirdim. Çok rahat bir görüşme geçirdim. Çünkü orada Harika. güzel bir şey yapacağımız zaman şeytan oynar. Bülent Hocam hep bunu der. Der ki güzel bir şey yapacağım zaman bana oradan bir anda öfke enerjisi geliverir der. Ya da bir şey olur. Yani kötü bir şey olur. Orada modumun düşmesi beklenir. Düşersem orada gelecek güzellik yok olur. Buna Şey çok var, dikkat. ben şeyi tembihlerim. Mesela karşımızda öfkeli bir insan var. O boşaltacak öfkesini. Şimdi bir öfke var. Boşaltmaya çalışıyor ama yanlış yapıyor. Şimdi halletmek yerine karşı tarafa boşaltmaya çalışıyor. İçinizden şey diyebilirsiniz. Yani benim enerjim bana, seninkisi sanadır. Bu kadar. Evet, bu sözünüz Bırakın. çok hoşuma gidiyor. Bunu sahiplenmeyin, onun enerjisini. Bırakın. Yani o alana girmeyin. Onun enerji alanına girmeyin. Benim enerjim bana, seninkisi sanadır. Bu çok gerçekten sihirli bir sözcük gibidir. Siz bunu söylediğiniz an ve arkasından Allah'ım seni ilahi korumanın altındayım, şükürler olsun. İçinizden bunu söylediğiniz zaman inanın o kişinin de durulduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü akıtamıyor artık. Hani orada bir delik bulmuştu ya, delikten hani bir şeyler akıtmaya çalışıyordu. Onu söylediğiniz an tak onun öfkesi de kesiliyor aslında. Evet. Bunları Yani onun kesin not öfkesi de alalım. Çok kesiliyor. güzel. Ve siz o enerjiyle etkilenmiyorsunuz. İstediğiniz kadar yapsın. Ki normalde siz hani karşınızdaki kişi size bağırıyor, çağırıyor, öfkeleniyor. Sizin hiçbir suçunuz olmayabilir. Sizin hiçbir bu konuyla ilginiz olmayabilir. Onun hani öfkelendiği konuyla ilginiz olmayabilir. Ne oluyor? Yani dolayısıyla siz oradaki kişinin o enerjisini hop hani o çöpünü direkt size akıttı ya. Direkt o enerjiyi bilmiyorsunuz. Yani aura alanınız olduğu gibi öfke enerjisiyle doluyor. Ve Evet. siz gün içinde ondan sonraki günün ondan sonraki döneminde yaptığınız her işte mutlaka işleriniz ters gider. O öfkeyi aldıysanız kişiden. Değil mi? Öfke enerjisi çok kötü bir enerjidir. Çok Çok sert yüksek bir bir enerjidir. enerji. Yani bütün işleriniz ters gider. Olacak işiniz varsa da olmaz. Siz de öfkelenmeye başlarsınız. Bütün gününüz size zehir olur. O yüzden böyle bir şeyle karşılaştığınızda lütfen ve lütfen içinizden senin enerjin sana, benimkisi banadır. Allah'ım ilahi korumanın altındayım şükürler olsun deyin. Bakın ilahi korumanın altındayım şükürler olsun demek sizin aura alanınızı, hani bizim bir enerji alanımız var ya dışımızdaki. Evet. Koruma alanımızı, korunma alanımızı, kendi alanımızı güçlendirir. Bunu mutlaka ve mutlaka uygulasın canlar. Bir de şey mesela şey kişi karşınızda bir şeyler söyle baktınız canınız sıkılmaya başlıyor. O an duyguya gireceksiniz ya. Tak orada yakalayın kendinizi hemen. Bu senin bakış açın. Bu sana ait. Bu düşünce sana ait ya da bu söz sana ait. Bu senin bakış açın. Benim şeyim değil, düşüncem değil. Evet. Bunu da söylediğinizde direkt bilinçaltınıza kayıt almıyorsunuz. Aa ne güzel, tekrarlayalım hocam. Bunları ben de not alıyorum. Bunları sayfamda paylaşacağım. Oradan not alalım mutlaka. Çok güzel. Hı. Burada da karşı taraftan hani gelen her ne olursa olsun bilinçaltınıza olumsuz bir kayıt almıyorsunuz. Ve şunu da hatırlayın canlar, siz herhangi bir olay yaşadığınızda duyguya giriyorsunuz ya, duyguya girdiğinizde iyi ya da kötü bir şey yaşadığınızda duyguya girdiğiniz an bilinçaltının kapıları açılıyor. Çünkü frekansınız beyin frekans tetraya iniyor. Teta'ya inme, hani siz duyguya girdiğinizde teta frekansı açılıyor ve direkt bilinçaltınıza kayıt alıyorsunuz. İyi ya da kötü şeylerde duyguya girdiğiniz an. Yaşadığınız kötü bir olaysa ya da işte karşınızdaki kişi hani bir kötülük yapıyor size.
İçinizden söyleyeceğiniz şu. Bu senin düşüncen. Senin farklı bakış açın. Bana ait değil. Evet, çok güzel. Aslında dediğiniz gibi hani karşı taraf bir şey Bunu söylediğinde dediğiniz an var ya, içeride bilinçaltınızın kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Kişi ne yaparsa yapsın sadece o anlık yapıyor. Size artık ömür boyu bir çöpünü bırakmış ya da işte bilinçaltınıza çapa atmış olmuyor kesinlikle. evet. Karşı taraftaki kişi de fark edemeyebiliyor. Ya da mesela şeyle de çok karşılaşıyorum. Şimdi mesela seans yapıyoruz ya, kişilerin enerjisi çok yükseliyor bir anda. Çünkü neden? Bir anda bir yük kalkıyor üstüne. Hani bir geçmişteki bir şeyleri düzeltiyor. Ve diyorum ki hani şu an enerjin çok yüksek, dikkat et. Enerji düşük olan birisi senin yanına gelip modunu düşürebilir. Çünkü Kesinlikle. enerjisi çok yüksek. Karşı taraftan birisi almak ise, ama bunu bilinçli yapmıyorlar diyorum. Sakın o karşı tarafa kırılıp üzülme. Çünkü bilinçli yapılan bir şey değil, istemeden çekiyorsun diyorum. Şey gibi hani o sert bir enerji dedik, öfke enerjisi, kötü enerji. Ve şeye benzetirim ben hep onu. Hani elektrik direğindeki teller koptuğunda böyle şey yapar ya, hani böyle yılan gibi tutunacak yer arar o elektriğin olduğu kısım. Hani o Evet. koptuk teldeki. O kötü enerji sahibi kişiler de aynı şekilde. O hani iyi bir enerji buldukları an tak oraya yapışırlar, aktarırlar. Hani direkt olarak size enerji bağ kurmuş olurlar size farkında olmadan. Size çöpünü akıtıp sizdeki o güzel enerjiyi çekip alırlar. Buna fırsat vermeyin. Dedim ya, bu sana ait dediğiniz an hiçbir şey kalmıyor. Evet. Bunu tabii ki kişinin direkt yüzüne söylediğinizde daha çok etkileyecektir. Bu içinizden yapın lütfen. İçinin Evet. karşısında bu senin farklı bakış açın dediğin an direkt oda salonuna geçmek adına daha da sertleşecektir. Bunu içinizden yapıyorsunuz tabii ki. Bunları Evet. içinizden inanarak söylüyorsunuz. İnanarak. Evet. İnanarak Bir de söylüyorsunuz. bilinçaltı komutla çalışıyor. Neye söylersek ona inanır. Ben hep diyet grupları yapıyoruz bazen. Hani diyorum ki, güzelim dersen güzel olursun, çirkinim dersen çirkin olursun. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Neye inanırsan o olursun. O yüzden hep diyetlerde genellikle bunu uyguluyorum. Diyorum ki zayıfım de, inceliyorum de. Hani sürekli ellere komutlar, niyetler veririz. Bunları yazarız, gruplar atarız diyet gruplarında. Çünkü bilinçaltı komutla çalışıyor. Sen ne dersen o, bitti, bu kadar. Aslında bu kadar kolay bir şey ama yapamıyoruz. Yani aynanın karşısına geçip işte oram biraz şişmiş, buram yağlanmış dersen daha çok yağ Bir biriktirmeye anda zaten ne oluyor biliyor başlarsın. musunuz hocam? Mesela kişi bir anda kendisine bakınca, ay bir şuram kilo mu almış, orada bir koy vermişlik. Aynı bu duygularda da aynı şekilde. Hani bir şeylerin düzelince de zaten olumlu yönde ilerliyoruz. Hani derler ya, ip söküyor gibi gider. Kötü bir şey olunca da aynı ip söküyor gibi. Hani salıveriyoruz bir anda. Yani gerçekten seanslardan sonra gerçekten isteyerek bu seanslara katılan ve oradaki nasıl desem alması gerekeni gerçekten alan insanlar şey diyorlar, hani biz farklı bir konuda çalışmış olsak da bu konuda da şöyle bir gelişme oldu, bu da düzeldi, şu da düzeldi dediğin gibi çok güzel yol alıyorlar. Çünkü bizim amacımız, hani biz onlara bir sihirli değnek dokundurmuyoruz. Ne yapıyoruz kişilerle konuşurken? Onlara aslında bir yol açıyoruz ya da yollarında bir meşale olsun istiyoruz, değil mi? Evet. O yol açıyoruz, onlar o yoldan devam etmeye başlıyorlar, bir şeyleri farkına yakalamaya başlıyorlar, farkına sahibi oluyorlar. Evet, biz ilişkilerden nerelere geldik? Ben de şeyi anlatmak istemiştim. Evlilikle ilgili konuştuk ya, hani bu aynı şekilde arkadaşlıkta da olabilir ya, orada bir örnek anlatayım. Kesinlikle, Evet, kesinlikle. bir yaşadığım bir olayı anlatayım ki daha çok pekişsin. İşte üniversiteye gitmeden önce, işte ne olur biz şimdi ablamla aynı odada kalıyoruz. Birlikte çok vakit geçiriyoruz. İşte bazen kavga ederiz, sürtüşürüz falan, hani böyle durumlar oluyor. İşte diyorum ki aman gideyim de kurtulun benden derim. Üniversiteye giderim. Hani o an ne olur, hani evde onlar yok. Üniversitedesin, rahat zannediyorsun kendini. Ama ne zannediyorsun? Neden? Kaçma enerjisiyle gidiyorsun. Orada diyorsun ki aman seni mi çekeceğim be diyorsun, gidiyorsun. Orada da ne oldu? Bir tane arkadaşımı da aynı hani diyoruz yani, nişanlılık sürecinde her şey çok güzeldi. Evlenince bir anda sevgiyi kesti gibi.
Bizim de arkadaşlık başlangıç sürecimde her şey çok güzeldi. Arkadaş olduktan sonra bir anda her şey değişmeye başladı. Ve şunu sordum kendime. Ben bunu neden yaşıyorum? Şu an duygum ne dedim. Ve duygumu düşünmeye başladım. İşte yazıyorum falan. Sonra dedim ki evde yaşadığım o duyguyu, hani o ablama işte basit küçücük bir tartışma aslında. Hani orada yaşadığımız bir durumu aynısını şu an İstanbul'da herhangi bir insanla yaşıyorum. Ne kadar tuhaf değil mi? Aynı duygu, aynı his var, aynı kırgınlık ya da her neyse. Kendime de Çünkü dedim ki evet ne yaptın orada? ablama kaçış yok, kaçış yok dedim kendime. Kaçış yok. Bak çok güzel söyledin. Orada yaşadığın duyguyu burada da yaşıyorum. Şimdi sen ablanla yaşadığın olayda çok basit bir olay olabilir. Bir çekirdeğini doldurmayacak bir konu Evet. olabilir. Sen bu olayı yaşadığında bir duygu oluşturdun değil mi? O Evet. duyguyla birlikte bilinçaltına aslında bir olumsuz kayıt da oluşturdun. Sen o bilinçaltındaki olumsuz kaydı çıkarmadığın sürece, ortaya çıkarmadığın ve temizlemediğin sürece bu kayıtla ilgili hani Rabbim aslında o kadar güzel bir şey sistem kurmuş ki sen bunu hallet diye önüne daha da şeyi çıkıyor. Yani aynı duyguyla değil mi? Daha da Farklı beteri çıkıyor duygu. insanlarla bir anda. Bir anda. Bir anda. Yani onu halletmen gerekiyor mutlaka. İşte Evet. çalışırken hep böyle geriye dönüp dönüp işte bu duygu nerede, işte şurada hani hallediyorsun hala var, daha da geriye gidiyorsun. Bazen tam anne karnına kadar iniliyor bunlar çalışılırken. Sen de yapıyorsun bunları biliyorum. Çok. Danışan. Şimdi canlar da duysun diye söyleyeyim dedim. Bir de şey var hani orada ilk hani nişanlıyken şöyleydi, evlendikten sonra değişti. Evlendikten sonra şöyle düşünmek lazım. Şimdi biz mesela beş kardeşiz. Hep şey de derdi annem işte beş parmağın beşi de bir olmaz. Bir yerdeki beş parmağın beşi bir olmaz. Gerçekten beşimiz de farklı farklıyız. Ve düşün sen kardeşlerinle bile evde yeri geldiğinde geçinemiyorsan yine kardeşlerinle bile yeri geldiğinde tartışıp birbirine girebiliyorsan birbirinizi kabul ettirmek yani kendinizi birbirinize kabul ettirme çabasındaysanız evlendiğinde aslında hiç tanımadığın bir insan. Değil mi? Evet. Kan bağın yok, can bağın yok bir zamanla oluşuyor tabii bu. Bu insanın yaptıkları sana daha çok ağır gelmeye başlıyor. Öyle değil mi? Nişanlıyken bunu görmüyor gözün. Ama evlendikten sonra 7-24 aynı evdesin. Öyle değil mi? Aynı evdesin. Senin alışkanlıkların farklı, onunkiler farklı. Eğer taraflar birbirlerini herhangi bir konuda hoş göremiyorsa ve yine taraflar mesela erkek kadın da annesi gibi düzenli olmasını, tertipli olmasını bekliyorsa, annesi gibi yemek yapmasını bekliyorsa ya da kadın işte babası gibi şey canım kızım işte prensesim demesini bekliyorsa daha çok bekler diyoruz değil mi? Her iki tarafında biraz ılımlı olması gerekiyor birbirlerine karşı. Çünkü Evet. evlilikte şey duymuştum yıllar önce. İlk evlendiğim zamanlar demiştim bunu. İlk yıl çok önemli. Sonra 3 yıl, sonra da 10 yıl. Birinci yılında, üçüncü yılında ve 10. yılında bunları atlattıktan sonra bu devreleri, bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bilimsel bir şey değil. Yo, ben de evet bunu Ondan duydum. Ben ilk sonra ondan bir yıl sonra ve 3 yıla sanırım. ondan sonra eşler artık ne oluyor? Birbirlerine alışmaya başlıyorlar aslında. Evet. Değil mi? Birbirlerine alışmaya başlıyorlar. Çünkü onun nasıl yemek yediğini görüyorsun. Artık rol yapmıyorsun. Nişanlıyken rol yapıyorsun. Değil mi? Biraz daha kibar olmaya çalışıyorsun. İşte çatalı şey kibar tutuyorsun. İşte kibar, çorbanı kibar içmeye çalışıyorsun. Ama evlendiğin bir araya geldi. Nereye kadar rol yapacaksın? Değil mi? Çorbayı höpürdetmeye başlıyor bir taraf. Diğeri çatalı bırakıp eliyle alıp yemeye başlıyor doğal Evet, olarak. evet. Ne Herkes oluyor artık bir özüne şeyler? dönüyor. Herkes bir özne dönünce ondan sonra bir şeyler batmaya başlıyor karşı tarafın. Ve sorunlar yaşanmaya başlıyor. En küçük şeylerden sorunlar çıkmaya başlıyor. Neyse dedi ki birisi annesini aradı birinde, birisi babasını aradı veya tam tersi. İşte kadın zamanla adamın annesi rolünü üstlenmeye başladı. Değil mi? Ve de öyle bir kavramımız var bizim gelin kaynanalarımız var ya. Gelinler kaynanadan rol çalar, kaynanalar da gelinleri pek sevmezler.
İptal diyelim de böyle olmasın bundan Bunu da soracaktım şimdi. sonra. Evlilikte mesela, ha, buyurun hocam. Şimdi orada bakıyorsun belli bir süre sonra kadın kocasının karısı yerine annesi olmaya başlamış. Ona Evet. çocuğu gibi muamele etmeye başlamış. Ki hani hiç kimse gidip annesine aynı yatağa girmek istemez, değil mi? Evet. Ondan sonradaki hani bir sevgi kıvılcımı varsa o da artık yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Artık bir şeyler alışkanlıkta dönmeye başlıyor. Orada kadınların bu konuda kadınlara çok çok iş düşüyor. Atalarımız boşuna dememişler ya böyle dişi kuş yapar diye. Çünkü erkekler çok kolay idare edilebilir aslında. Evet. Erkekler çok kolay yola getirilebilir aslında. Getirebilir. Bilmeyen erkek takipçilerimizden özür dilerim gerçekten. Ama Her şey evin kadında yüzde bitiyor seksen aslında. enerjisini, evin yüzde seksen enerjisini kadın oluşturuyor. Zeynep Adalı hocamla da birlikte biz mesela evlilere özel etkinlikler yapınca orada diyoruz ki hani işte eşlerimiz de bir şeyler yapsınlar diye çok üzülüyorlar. Hani kendileri genellikle kadınlar, anneler katılıyor çünkü. Hani diyoruz ki hayırdır, evin %80 enerjisini anne oluşturuyor. Baba %20. Hani şeyden örnek veriyordu o da genellikle. İşte mesela baba eve uğramasın. Hani baba kötü bir baba olsun. Yani istediği her şeyi yapsın ama anne merhametle, sevgi dolu babaya öfke duymazsa çocuklar 10 numara bir karakterle yetişebiliyor. Hani bundan bahsetti. Annedeki o sevgi ve merhamet çok önemli. Öfke duymaması yani oraya karşı da sevgi duyması çok önemli. Anne de bitiyor dedik yani %80, diğeri Çok güzel. %20. Çok güzel demişsiniz. Zaten kişilerle çalışırken biz hani geçmiş çalışması yaparken işte anneden babadan özgürleşme diyoruz ya. Asıl biz anneye dönüyoruz. Çünkü çocukların kız çocuk ya da erkek çocuk olsun hiç fark etmez. Anneyle bağları çok güçlü. Evet. Hani doktorlar hani ya da hemşireler, ebeler doğum esnasında hani kordonunu kesiyorlar bebekle anne arasındaki kordon bağını. O kordon bağı fiziksel olarak kesiliyor aslında orada. Hep orada. Hep orada enerjisel olarak devam ediyor ve anneden sürekli bir akış var. Eğer anne evde öfkeliyse, babaya öfkeliyse çocuk da babaya öfkeli büyüyor. Çocuk, yani baba çocuğa hiçbir şey yapmasa da çocuk babaya öfkeli büyüyor. Ki hani anne babasıyla ilgili çocuğa kötü bir laf da söylemese, baban seni şöyle yaptı, böyle yaptı demese Hiçbir şey de, konuşmaya gerek hani hiçbir şey söylemese de annenin duyduğu öfkeyi, babaya karşı duyduğu öfkeyi çocuk hissediyor. Ve Evet. babaya öfkeli büyüyor ve babaya kızarak büyüyor. Birisi Kesinlikle babaya sormuştu. kızarak Düşünce de önemli mi diye. O, hani bu da onun cevabı olmuş oldu. kesinlikle. Yani ben burada ne düşünüyorsam etrafımdaki insanlar bunu bir şekilde hissediyorlar. Hani illaki düşünce okumanıza gerek yok. Ne düşünüyorsak düşüncemiz enerji alanımıza yansıyor. Bakın. Ve biz çünkü bir kişinin enerji alanı şey gibi. Hani enerjiniz çok düşükse hadi vücudunuzun dışında bir yarım metre, hadi 1 metrelik bir enerji alanı düşünün. Sizin bu enerji alanı neyle dolu biliyor musunuz? Sizin duygu ve düşüncelerinizle doluyor aslında. Sevgi besliyorsanız sevgi enerjisiyle doludur orası. Öfke besliyorsanız öfke enerjisiyle doludur. Üzüntü ise üzüntü enerjisiyle doludur. Kıtlık düşünüyorsan kıtlık enerjisini doldurursa etrafına. Ve evin içinde düşün bir odada bir oda kaç metrekare? Hadi olsun 20 metrekare. O odada 3 kişi varsa zaten o 3 kişinin enerji alanı birbirine girmiş demektir. Evet. Hiçbir şey söylemesin. Anne, baba, çocuk. Hiçbir şey söylemesinler. Sadece düşünsünler. Birisi kıtlık düşünüyorsa ki hiç dillendirmese bile diğeri hemen anında o kıtlığı düşünmeye başlar. Evet, Eyvah faturalar nasıl ödenecek demeye başlar. evet. Bir Ve de bu hani mesela düşünceler de olduğu çocuklar. gibi çocuklara yansıyor. Yani düşünsenize. Ve biz farkında olsak da olmasak da, bakın Rabbim hepimizi eşit yaratmış. Biz farkında olsak da olmasak da birbirimizin enerji alanlarını okuruz aslında. Enerji alanlarımız birbirimizin enerji alanlarını okur. Hepimiz birbirimizin enerji alanını okuruz. Yani ne oluyor? Biz eğitim alıyoruz. Hadi işte atalardan gelen bir özellik diyor. İşte şöyle şey, biz enerji alanını okuyoruz ya kişilerin. Hani biz bunu yapıyoruz ama bunu aslında istemsiz bir şekilde herkes yapabiliyor. Hepiniz yapıyorsunuz aslında.
Ya durduk yere canınız bir şey çeker. Ne alaka dersiniz? Halbuki yanınızdaki eşiniz, arkadaşınız onu düşünmüştür. Bir anda O şey, aklınızdan eteği canı sadece çekmiştir. düşünce. Evet, o kişi onu düşünmüştür. Onun canı çekmiştir aslında, sizin değil. Evet, ben bu olayla hep şeyi anlatırım. Bir gün annemle arabada gidiyoruz. Arabayı da ben kullanıyorum. Annem de hemen yanımdaki koltukta oturuyor. Tam eve varacağız. İşte bir anda böyle zihnim yoğunlaştı yani. Bir anda zihnime ağırlık çöktü. Hani yoruldum bir anda. Hemen anneme baktım. Hani şöyle bakıyor yola. Sonra dedim ki evet dedim. Benim düşüncemin şeyi geldi dedim. Yani o zihnimdeki yoğunluk. Kullanım. Anne dedim. Efendim dedi. Ne düşünüyorsun dedim. Ne düşüneceğim? Hiç dedi. Sonra devam ettim yola. Geldik ama eve. Ama ben, yani çöktü yani zihnim dolu. Nasıl dönüyor düşünce? Anne dedim ne düşünüyorsun Allah aşkına söyle dedim. Ya dedi Esma biz şey ne yapacağız ya dedi. Bir anda şey yapmaya başladı hani bir şey olma hani bir şey yoktu yani. Annem Evet, gitti bir onun anda hızlı Esma ne hızlı yapacağız konuşmaları ya? var, heyecanlı bir de. Anneciğine çok selam söyle, öpüyorum Yok onu. ben de. O güzel anneni. Yani sadece düşünce. Sadece düşünce. Birçoğu düşün, bakalım burada takipçilerimiz bir şöyle bir düşünsünler bakalım. Çok yaşamışlardır bunu. Hani karşındakinin düşüncesini direkt hissetmişlerdir aslında. Diyorum ya, bilinçli bir okuma değil, bilinçsiz bir okuma var. Sürekli var. Bilinçsiz bir hani zihin okuma demeyelim biz buna. Senin onun dedik ya, düşüncesi, duygusu kişinin enerji alanına yansıyor ya. Evet. Enerji alanlarımız birbirlerini okuyor. Evet. Bu aslında çok güzel bir şey. Aslında bunu Hı. keşke bilinçli hareket etsek hayatımız nasıl farklılaşacak kim bilir? Yani kim bilir. Şimdi eşlere gelelim. Şimdi sen eşini içinden sürekli seni seviyorum dersen, o bağırdığı zaman bile içinden söyle ama bunu inanarak yap, bunu kızarak değil. Ya da ben böyle diyeyim de böyle olsun diye değil. Bir süre sonra hani onun o şeyinin volümünün düşmeye başladığını görürsün. Ama o öfkeye girdiğin an, sen de öfkeye giriyorsan, hani başta dedik ki öfkeye girmeyeceğiz. Evet. Bir çoğu da verdik, başını izlesinler Evet. videomu. Şimdi o şeye girmezsen, o öfke enerjisine, kızgınlık enerjisi vesaire her neyse, hiçbir sorunun kalmadığını görüyorsun. Olaylar çok daha çabuk çözülüyor. Bir Evet, de çok güzel. evliliklerdeki sıkıntılardan birisi, çok yakından yaşadığım için bunu söyleyeyim. Danışanlarımda da çok görüyorum. Dedim ya, biz ne diyeyim deyimliysek danışanlarımda da aynısını görüyoruz. Öyle kişiler geliyor, onlara destek oluyoruz. Olmaya çalışıyoruz. Mesela ben evlendiğimde, hatta bununla ilgili bir paylaşım yaptım geçen gün. Eşinde benim fotoğrafım var altında. Şey Evet. dedim, hani orada ayrılık kendini unutmaktır, sevmek ise bir olmaktır. Aslında ayrılık dediğim ikilik. Hani sen ve ben, biz değil. Hani sen ve ben diyoruz ya bu ayrılık. Evet. İşte sen böyle yaptın dediğiniz zaman işte ayrılığa giriyor. Hani şey ayrılığı, hani sen nasıl desem, hani boşanma değil. Zihnen ayrılık diyelim Zihinsel biz onu. fikir ayrılığı. Yani fikir ayrılığı. Şimdi orada kişiyle bir olabilmek için, gerçekten sevebilmek için onu önce kendini sevmen gerekiyor. Evet. Dönüp Çok bakman güzel gerekiyor. söyledin. Dedik ya, aslında ilişkilerdeki en önemli nokta kişinin önce kendisiyle olan ilişkisi nasıl, ona bakması lazım. Bakın, eşiyle çocuğuyla değil. Kendisiyle olan ilişkisi nasıl? Birçok danışan geliyor, aynaya bakıp, gözlerin içine bakıp, hani kendini nasıl görüyorsun dediğim, gözlerin içine bakamayan insanlar geliyor. Evet, Hani evet. kendisine seni Ben de seviyorum katılıyorum. diyemiyor. Hani seni seviyorum hani de diye biraz ısrar ettiğimizde başlıyor ağlamaya kişi. Çünkü hep bunu dışarıdan beklemiş. Hep Evet. sevilmediğini düşünmüş. Sevgi sözcüğü bile acıtmaya başlıyor bu sefer onun canını. Yani sonuçta eğer kişiye kendine verdiğinden fazla değer veriyorsan, değil mi? Kendini değersiz görüyorsan bir değersizlik duygun var. Evet. Bunu halletmedin ama karşıdakine değer vermeye başladın. Karşındaki kişiye kendine verdiğinden fazla değer veriyorsan iyice değersizleştirirsin kendini. Evet. Bu sefer karşıdaki kişiyi dünyanın merkezi gibi görüyorsan, evrenin merkezi gibi görüyorsan, yine kendi sen zaten değersizlik duygun vardı. Onu iyice arttırdın.
Onu yukarı çıkardım. Bu çok önemli bir şey. Bunu aslında herkes bir kendisine bir sorgulasın. Bu söylenenleri not alalım. Çok güzel püf noktalar verdin Zeynep Hocam. Bir sorgulayalım. Yani bir sevgisizlik yaşıyorsak acaba karşı tarafa çok mu sevgi veriyoruz? Aynen öyle. Karşı taraf sana seni seviyorum demiyorsa, sen ona fazla yükleme yaptığın için bu aslında. İçsel olarak çok seviyorsun onu. Söylüyorsun, yüklemeyi de yapıyorsun. Ama içinde sen bir tarafta bir eksik var. Sen de yok ki o sevgi içinde. Sen kendini sevmiyorsun ki. Evet. Değil mi? Kişinin kendisi sevmesi için, kendisini sevmesi için o kadar büyük birçok sebep var ki. Her şeyden önce hani bazen şey diyorum, sen Rabbini seviyor musun? Allah'ı seviyor musun? Allah sevilmez mi hocam diyorlar. İyi de sen de Allah'ın bir parçasısın. Onun sevgisinden yaratıldın. Nasıl buradaki sevgiyi görmezsin de gidip dışarıda ararsın? Değil mi? Bunu nasıl inkar edersin? Önce o içindeki özü, içindeki sevgiyi, Rabbimin hani sende olan o parçasını gör, onu sev Farkına ki varmak. dışarıyı da sevebilesin, değil mi? Evet. O zaman bütün olursun. İçindeki bir parçayı fark edip karşındaki parçayı da fark ettiğinde bir bütün haline gelirsin. İşte o zaman aslında gerçek anlamdaki sevgi ve saygı başlıyor. Evet. Şey çok güzel aslında, çok hoşuma gidiyor. Birisi bana demişti ki hani bir şeyi istiyorsan, yani karşı tarafın bir şey yapmasını istiyorsan İlk önce sen yapacaksın. Sevgi Kesinlikle. istiyorsan seveceksin. Değer Ama istiyorsan önce değer. kendine. Kesinlikle kendine Önce zaten. kendine. İlk önce Yani kendimize değer ver. sende Zaten. olmayanı, sende olmayanı dışarıda, sen tanımadığın bir şeyi, sen içinde bir Evet, sevgi yok tam ya, onu kendini sevmiyorsun ya. söyleyecektim. Sen tanımadığın bir şeyi dışarıda nasıl ararsın, nasıl bulursun, nasıl edinirsin? Öyle Evet. değil mi? Yani gidiyoruz bir alışveriş yapacağız. Diyelim ki sadece adını bildiğimiz, görüntüsü nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şeyi ararken zorlanmaz mıyız? Zorlanırız değil mi? Ama hani gördüğümüz, hani görüntüsünü bildiğimiz, tanıdığımız, dokunduğumuz, hissedebildiğimiz bir şeyi aradığımızda çok rahat bulabiliriz. Evet, ilk önce kendimizi seveceğiz. Ondan sonra insanları seveceğiz. Ondan sonra sevgiyi istemeye artık yani bir şey hani beklentiye giriyoruz Sevgi ya. istemene gerek yok. Ondan sonra beklenti yapmana gerek yok sadece. Evet, zaten hayır bir beklenti oluyor ya. Oradan Heh. sonra yani nokta orası. Orada beklemene bile gerek yok ki o zaman. Diyorum ya, asıl sende başlıyor ve bitiyor. Evet. Kişi kendisinin önündeki engelin sadece kendisi olduğunu bilse, o engeli kaldırdığında aslında Rabbimin bütün bolluk bereketinin maddi manevi geldiğini bilse, yani kesinlikle hani davranışını değiştirirdi diye düşünüyorum. Ve burada sevgi olayında da öyle. Sen kendini gerçekten sevdiğinde ve kendini sevdiğin gibi karşı tarafı sevdiğinde zaten hiç karşı tarafın tam bir beklentiye girmene gerek yok. Orası zaten doğal olarak seni sevmiyor. Çünkü sen oradaki engeli, tıkanıklığı ne yaptın? Kaldırdın. Hani şey gibi düşün. Kalpten kalbi bir hani ne diyelim? Yol olduğunu düşün. Sen aslında orayı buradan kapatmışsın kendi içinde, kendini sevmeyerek. Yani oradan ne kadar gelirse gelsin, sen o sevgi hissedemezsin ki o duyguyu bilmediğin için. Evet. Değil mi? Onu kabulü olmadığın için, sevgiyi hak etmediğini düşündüğün için. Kendisini seven bir kişi sevgiyi gerçekten hak ettiğini düşünür. Öteki sadece yapmacık bir beklenti diye düşünüyorum ben. Bana çok kızanlar oluyordur belki. Yok, ben Gerçekten yapmadık. şuna da Hani inanıyorum. Hani... şimdi geçip hani bir de adamlara da yazık ya. Gidiyoruz adama diyoruz ki beni seviyor musun? Hani bana sevdiğini söyle. Sen bana bugün sevdiğini söylemedin. Sen bana hiç sevdiğini söylemedin. Ya adamdan seni seviyorum lafını duymak. Değil mi? Bizim bütün beklentimiz, bütün kaprisimiz bu yönde. Bunu duymak yerine bunu hisset. Evet. Önce kendini de. Yani nasıl desem, sen kendini sevmiyorsun. Karşı tarafa diyorsun ki beni sevdiğini söyle sürekli. Sen bu sevgiye inanmıyorsun ki. Sen kendini sevilir olduğuna inanmıyorsun ki. Karşı tarafa da bunu yansıtabilirsin. Ama sen gerçekten
Kendinle olan sorunlarını hallettiysen, kendini gerçek anlamda tanıyorsan, kendinle ilişkin çok iyiyse, karşı taraf zaten sana 10 adım, 15 adım, hatta 1000 adım geliyor. Fazlasıyla akıtıyor o sevgi. Bu sefer hatta bunalabiliyorsun Şey, birisi aşağı yazacak keşke diye. Şeyi sevgiden. anlatayım. Bugün bir danışanımla görüştüm. Geçen hafta, tam geçen hafta Salı günü seans yaptık. İşte eşi ona hani sevgi sözcükleri kullanamıyor. Hani bu konudan çok muzdarip de hani. Ben de ona çalışma verdim, ödevler verdim. Bir de travmasını çalıştık. Hani güzel bir farkındalıklı bir seans geçirdik. Çok şükür. Bugün görüştük. Esma dedim. Aynen böyle heyecanla görüntülü konuşuyoruz ya. Eşim beni aradı. Telefonu açtı. Aşkım dedi. Seni seviyorum dedi diyor. Ben dedim ki Oh, aman Allah'ım diyorum. Yani o kadar hani mutlu oluyor ki aslında hani o an ruh hazır değil. Bir şeyler hani o blokajlar kalkıyor. İnsan kendisine değer vermeye başlayınca her şey bir anda öyle başkalaşabiliyor ki. Çok güzel bir şey. Aslında her şey çok kolay. Onu hep söylüyorum. Her şeyin formülünü, ilacını biliyoruz, yapmıyoruz. İşte şimdi şu anda bizi izleyenler diyorduk içinden, şunlara bak ben zaten kendimi seviyorum ki. Değil. Sevmiyorsunuz kendinizi diyormuşuz. Yani bu herkes için geçerli değil tabii. Hani bu konuda gerçekten sevgisi olduğunu düşünenler için söylüyorum bunu. Mutlaka hani bir şeyin farkındalığını yakalamış insanlar da izliyorlar bizi. Dönüp baktığında çocuk daha çocukluğunda bebekliğinde sevilmediğini düşünüyor. Biz bebekleri ne diye severiz? Çirkin şey. Evet. Değil mi? Onu Evet, ben de yapını yapardım. çok Ben de yapılıyor. yapardım. Hep derlerdi ki bebeğe annesinin hazırı çok değermiş diye. Ben çocuğumu çirkin diye severdim. Aa, evet. Yani öyle şey Ama yapardım. niye, neyi gördüysek Yani onu ben yaptık. yani orada şey çocuk hani daha küçükken sevilmediğini düşündüyse, bebekken sevilmediğini düşündüyse kişi, inanın sevgiye değer olmadığını düşünüyor ve kendisine olan o iç sevgisi gelişmiyor. İç sevgi diyelim biz ona. Değil mi? Kalbi doğacak olan sevgi gelişmiyor. Aslında daha orada köreltiyoruz biz farkında olmadan yetişkinler, bebeklerin ya da çocuklarımızın o kendini sevme duygusunu. Veya anne karnındayken çocuk istenmediğini düşündüyse, hani düşündüyse demeyelim de, Evet. hani istenmeyen bebekler oluyor ya dünyaya gelecek olan. Evet. Hani anne baba korunmuştur ama çocuk dünyaya gelmiştir. Bunlar hep anne baba, hani daha bebek doğmadan bak diyorum. Hani anne karnındayken her şeyi hissediyor çünkü. Nasıl ki annenin hani bir kordonla besleniyor içeride, kanıyla beslenirken annenin duygularıyla, düşünceleriyle, işte enerjisiyle de besleniyor bebek içeride. Evet. Bebek daha anne karnındayken etrafındaki insanların da dolayısıyla o enerji alanlarını hissediyor. Ve orada eğer hani diyelim ki daha anne hamileyken bile konuşulduysa annenin yanında bu olay dendiyse işte biz bunu yapmayacaktık. Aslında istediğimiz bir bebek değildi diye bir konuşma bile geçmiş olsa bakın bu bile temizlenebiliyor anne karnı çalışmasıyla, şifa çalışmasıyla. Burada anne karnındaki bebeğe değersizlik duygusu, istenmeme ve sevilmeme duygusu direkt yerleşiyor. Direkt kalıp olarak yerleşiyor. Ve bunun temizlenmesi gerekiyor. Kişinin gerçek anlamda kendisini ve içindeki sevgiyi fark edebilmesi için. Veya kişi, diyelim ki annesi, babası. Hani şimdi senin yaşın bunu tutmaz ama ben 52 yaşındayım. Eyvah yaşımı da söylemiş oldum. Bizim zamanımızda anneler Duymadık. babalar Çok çocuklarını gençsiniz. teşekkür ederim. Çocuklarını kucaklarına bile almazlardı değil mi? Hani büyüklerinden çekindikleri için. Onların yanında çocuk sevmek işte bebeklerini çocuklarını sevemezlerdi vesaire de sevdiklerini söylemezlerdi. Kim bilir onlar da neler yaşadı vesaire. Ne zaman ki işte böyle bir birey ne zaman ki annesinin babasının da aslında sevgiyi tatmadığını sevgiyi bilmediğini, bu yüzden ona sevgi gösteremediğini kabullense, bakın, bunu kabullendiği an bilinçaltındaki o duygu olduğu gibi değişiyor.
Bilinçaltı kaydı olduğu gibi değişiyor. Evet. Çok çok güzel Annesi oluyor. babası O istediği kadar, dönüşüm beni çok mutlu ediyor. yani annesi babası istediği kadar kucağına almamış, seni seviyorum dememiş olsun. Çünkü hayat telaşına düşmüştür, o olmuştur, bu olmuştur vesaire. Çocuk annesinin ve babasıyla ilgili, hani yani çocuk diyorum ama yetişkin, tabii biz yetişkinlerle çalışıyoruz ya. Orada şimdi fark ettiği an, aa benim annem babam da bunu şey yapamamış ki deyip, hani bu empati kurduğu an direkt oradaki kaydın da kolaylıkla dönüşmesini sağlıyor ve bundan sonra artık zaten o sevgi kendi içinde hissettiği için kendini de sevmeye başlıyor. Veya anne karnı dedik, çocukken dedik, işte anne babası hiç onu gerçekten hani sevgisini gösterememiştir. Seviyordur anne baba ama gösterememiştir dedik. Veya nasıl desem, hani arkadaşlarından, öğretmeninden ya da akrabalarından, ki eğitim biliyorsunuz, eğitim ve öğretim şeyde devam, pardon, eğitim ömür boyu devam eden bir şey. Hani öğretim okullarda ama eğitim ömür boyu devam eden bir konu. Mutlaka bir yerden bir şey öğrenmiş ve orada onu da dönüştürmesi gerekiyor olabilir. Tabii bunların hepsi teker teker incelenmesi gereken konular. Hani sevgi deyip hani çok basite almayacağımız bir konu aslında. Ve seanslarımızın %99'unda diyeceğim, şifa için gelenlerde de aynı şekilde. Hep bakıyorsun, onu çözüyorsun, bunu çözüyorsun, o düğüm çözülüyor vesaire vesaire vesaire, kişiyle birlikte çalışıyorsun. Konu direkt sevgisizlik ve değersizliğe gidiyor. Sevilmediğini düşünen kişi zaten değersiz hissediyor kendisini. Evet. İkisi bir gidiyor. Hı. Aşağıda Öyle. Var mı başkası? sorulan sorulara cevap verdim. Tutacağım şey, birisi demiş ki küçük çocuğu sürekli ona sevdiğini söylüyormuş. Bu neyden kaynaklanıyor diyor. Kısaca bir Çocuğu cevap sürekli ona sevdiğini mi söylüyormuş annesine? Yani çocuk sürekli annesine mutlaka annenin orada sevilmiyorum duygusu var mutlaka. Çünkü çocuklarımız, bakın bizim çok güzel hocalarımızdır aslında, öğretmenlerimizdir onlar bizim. Çocuğunuzun yaptığı davranışa bakın, mutlaka sizdeki bir şeyi gösteriyordur size. Çocuğumuz çok öfke sergiliyorsa içinizde bir öfke var, çıkarmanız gereken onu gösteriyordur. Çocuğunuz sürekli sana seni seviyorum diyorsa, değil mi? Pardon, size seni seviyorum diyorsa, burada ya çocuk gerçekten sevgi görmek istiyor, bakın sevilmediğini düşünüyor. Ona siz de o sevginizi hissettirin, söyleyin, hissettirin. Ya da sizin içinizde sevilmiyorum duygusu var, bunu tedavi etmeye çalışıyor. Onlar bizim şifacılarımız. İnanın o çocuklarımız bizim göremediğimiz, bilemediğimiz o kadar çok şey görüp biliyorlar ki, bazen bize farkındalıkla yakalatmak adına çok güzel roller üstleniyorlar. Onlar bizim bir tanelerimiz. Hele hele şimdiki çocuklar. Şimdiki çocuklar Evet. kuşak daha da inanılmaz, inanılmaz. Ve şey var, bizler dedim ya, Rabbim bizleri yaratırken hepimizi eşit yaratıyor aslında. Ve hepimiz de kodlarımız, yani kod derken bilinçaltı şeyimizde demiyorum, hani DNA kodlarımızda, DNA'larımızda aslında hepimizin bütün bilgi mevcut. Biliyorsunuz insan beyninin çok kısmını, çok az kısmı, %3'ünü kullanabiliyoruz. Yani şimdi bütün bilgiler mevcut aslında. Bütün yaratılışın bilgileri mevcut sizde. Biz bunu ortaya çıkaramıyoruz. Hal edemediğimiz için ortaya çıkaramıyoruz. Ve aslında ilk doğduğumuzda bütün bilgiler yüklü. Bunlar nasıl kapanıyor biliyor musunuz zamanla? Anne karnında dışarıdan aldığımız etkileşimlerle, hani istemeyen bir bebektin, işte ya da erkek beklendiğin ama kız olarak dünyaya geldiğin, değil mi? Veya tam tersi, kız olarak dünyaya erkek olarak dünyaya geldin ama aslında ailen kız bir bebek istiyordu. Tam tersi de olabiliyor. Çok nadir görülse de bu. Şimdi her ne olursa bakın oradan geliyor, işte anneniz, işte babanız, kardeşinizden duyduğunuz, özellikle okulla ilgili çok ciddi, hani öğretmenle ilgili çok ciddi travmaların kaldığını görüyorum maalesef ki, maalesef insanlarda oradan aldığınız, değil mi, bazı şeyler, kalıplar yavaş yavaş
Ne yapıyor? Aslında bildikleriniz unutturuyor sizi. Şimdi dur elleme, yapma, işte dokunma. Sen yapamazsın. Bak sıcak elini yakar. Bakın orada elini yakar dediği zaman ondan sonra artık dokunduğun şey elini yakmaya başlıyor. Normalde belki de yakmayacak o elini. Ne demek Orada istediğimi çok anladın mı haklısın. Evet. Esma? Yani her şeyi kodluyoruz kişiye. Bak sen onu içersen hasta olursun dedim de kişi hasta oluyor zaten. Evet. Şey, bu Yani hafta sonu şey oldu. Birisi şeye gittik, anneannemlerin oraya. Birisi dedi ki ablama, ay dedi hasta olacaksın sanırım. Duruşun öyle duruyor dedi. Yani bir haftadır ablama öyle zaten. Hafif hani öyle. Bir haftadır hiçbir şey yok ama hafif bir yorgunluk. Ertesi sabah kalkacaktı işe bitirdiniz. giderken. İşe giderken sabah kalkacaktı. Hiçbir şey yok. Aynı. Böyle yaptı. Ben hastayım. Az beni bırakın dedi. Sabah kalktı sonra yani o kaldırma vaktinden sonra kalktı. Bir anda kalktı hazırlandı çıktı da gitti işine yani. Hani orada bir anda kod yüklendi. Hasta olma başlangıcı bu haberin olsun. Sen hasta olacaksın, değil mi? Evet. Direkt bakın orada bilinçaltı öyle bir çalışıyor ki beyinle çok uyumlu çalışıyor ve direkt beyine gönder, bakın beyine mesaj gönderiyor. Sen hasta olmalısın. Sen herhangi bir mikrop kapmadıysan, enfeksiyon yoksa, işte soğuk algınlığın yoksa ne oluyor? Bütün beyin artık bütün hücrelerine mesaj gönderiyor. Bir sorun var. Evet. Yani şey olacaksın, hani bir hastalık var mesajı göndermeye başlıyor. Aslında orada hücreler de direnmeye başlıyorlar. Hani çalışmaya başlıyorlar. Hemen askerler vardı ya hani çocukken Evet. özel açılarda işte iyi askerler işte kötü askerleri hani aşı yapıldığında yok ediyor vesaire. Hemen oradaki iyi askerlerimiz harekete geçtiği an aslında biz kendimizi bitkin hissediyoruz biliyor musun? Hastalıkta şey düşün. Mesela ateşi biz hepimiz engellemeye çalışırız ya tabii yüksek ateş iyi değildir. Hani olumsuz etkiler ama ateşin olması aynı zamanda vücutta bir savaşın olduğu habercisidir. Evet. Hücrelerin harekete geçti habercisidir. Şimdi orada da hani ablana sen hasta gibi görünüyorsun dediği an kişiyi direkt o enerjiye soktu. Nasıl soktu? Hem enerjisel olarak hem de bilinçaltına öyle bir kod aldı. O da beyne bir şey uyarı gönderdi. Beyinde hücrelere gönderdi. Bir hastalık var diye. Evet, bir başlıyor. Hani başlangıç var haberin olsun. Senin haberin yok ama şu an söylüyorum. Yani bir de şey var şey çok dikkat edilmesi gereken bir konu özellikle anneler anne olacaklar anne adayları dinlesinler bunu ya da işte ileride evlenmeyi düşünen genç kızlarımız da mutlaka dikkat etsinler bunu ya da ay, doğum yapacak olanlar hamile olanlar dinlesinler şey mesela hani o doğum anında hani bebek direkt anneden koparılmamalı, koparıp alınmamalı. Evet. Tamam doğum gerçekleşti, normal bir doğum ya da sezaryen hiç fark etmiyor. Şimdi bebeğin bulunduğu bir alan var değil mi? Annenin karnı, o bölge. Bebek anneden ayrıldıktan sonra hemen kordon kesilmeden o bölgeye annenin göbeğinin üstüne mümkünse ya da biraz daha yukarı göğsüne doğru hani o ikisinin arası bizim solar plexus var ya Evet. tam onun üstüne biraz yatırmasını izin versinler. Hatta anneler bunu hani bilmiyorum hani doktorlar yapıyor mu yapmıyor mu bunu onlardan rica etsinler böyle bir şeyi. İstesinler. O Evet. bebek orada hani bir 5, 10, 20 saniye kadar en az dursun orada. Kendini güvende hissetsin. Evet. Kendini güvende hissetsin. Ve annenin tenini hissetsin. Annenin enerji alanını hissetsin. Ki bu da kişinin ileride içsel o sevgisinin artmasına vesile olacak. Ve Çok güzel. anne daha ilk doğumda, daha ilk doğurduğunda, hani anne o an kendini demediğini bilmiyorum ama annenin kucağına verdiklerinde alıp seni seviyorum desin gözlerinin içine bakarak bebeğe. Ya da kalbine işte yüreğine bastırarak seni seviyorum desin. Ne güzel. Bu var ya o kadar farklı bir bireyin yani bireyin yetişmesine sebep olacak yani vesile olacak ki sebep demeyeyim vesile olacak. Katkı sağlayacak. Eğer çocuğunuzun gerçekten iyi bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız kendine güvenen, kendini seven, kendine değer veren birçok konuya mutlaka
dikkat etmek gerekiyor. Ve bunlar da çok basit konular, çok basit nüanslar aslında. Evet, yani Kaçırdığımız. ufak ufak ama çok güzel püf noktalar. İnşallah bu yayını kendi sayfamda paylaşacağım. Çok güzel notlar verdiğini düşünüyorum Zeynep hocamın. Küçük, tatlı ama etkili. Hep öyle söylerim bu güzel hani böyle tek atımlık haplar olur ya. Onlar gibi hani olmazsa olmaz. Evet çok güzel bilgiler verdi Zeynep hocam. Yine dop dolu bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Canım benim. Güzel bir yayın geçirdik. İnşallah Peki. fayda olmuşuzdur herkese. Şifa İnşallah. olmuştur. Biz Ne katkısı aracıyız. olur inşallah. İnşallah. Evet, şifa Allah'tan. Dediğim gibi birisi demiş ki kızımı yeterince sevemiyorum. Oğlum da durum aynı değil. Evlat ayrımcılığı yapmıyorum diyor. Ama yeterince kızımı neden sevemiyorum diyor. Şimdi burada siz böyle bir durum yaşadınız mı? Bir önce onu bakmak lazım. Yani sizden ziyade abinizi de erkek kardeşiniz daha mı çok sevildi? Yani erkek ayrımcılığı var mıydı? Çünkü bazen hani ben annem gibi babam gibi olmayacağım dediğinizde direkt onlar gibi oluyorsunuz. Bu ayrımcılık olmasa bile hani sevgiyi daha çok diğer tarafa aktarıyorsunuz. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef özellikle de doğu toplumunda erkek evlat daha önde geliyor ya. Öyle bir şey var mıydı ailenizde? Bir buna bakmak lazım. Varsa bununla ilgili bilinçaltınıza oluşturduğunuz kayıtlar, öfkeleriniz, bunların temizlenmesi lazım. Bir de kızınız size kimi hatırlatıyor? Kayınvalidenize mi benziyor, kızınız birisine mi benziyor? Bir ona dönüp bakmak gerekiyor. Evet, bu da çok önemli. Bu da önemli. Bir de enerjisel olarak kız çocukları babaya daha düşkündür. Erkek çocuklar da anneye daha düşkündür. Bunu da enerjisel olarak hani enerji alanımız bunu da okuyup o yüzden böyle bir yönlendirme yapıyor olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Göremiyorum başka soru var mı diye. Birisi de Ah. demiş ki oğlum küçük iki kız kardeşini kıskanıyor demiş. İki kız kardeşini kıskanıyor oğlu. Evet. Peki orada şey var. Dediğim gibi çocuklar bize bir şeyleri gösteriyor aslında. Ha, dönüp bakmak lazım. Şeydir hani çocuğun hastalığı, yaşadıkları annenin babanın sınavıdır aslında biliyor musun? Esma bunu hep söylüyoruz. Evet. İlla ki oradaki çocuk bize bir şey göstermek istiyor. Biz bizdekini hallettiğimizde bakın bizdekini hallettiğimizde çocukların da arasını düzeldiğini göreceğiz. Evet. Çocukların da arasını düzeldiğini göreceğiz. Ne olabilir? Mesela şimdi bu erkek çocuk iki kız kardeşinden büyük mü? Büyük anladığım kadarıyla. Ha, büyük. Ondan sonradan dünyaya geldi. Ki hiç kimse kendisinden sonra geleni şey yapmaz mutlaka kıskanır. Ya bir Kimse hamilelik ikinci sürecine konuma düşmek bakabilir. istemez ya da üçüncü konuma düşmek istemez değil mi? Hep öyle değil miyizdir? İnsanoğlu öyledir. İlgi hep bende olsun ister öyle değil mi? Evet. Orada öyle farklı bir olay olabilir bilmiyorum. Bununla ilgili bir pedagogla görüştüler mi? O önemli. Bir de iki kız kardeşle geçinemiyor. Orada sanki farklı bir şey var ama yani çözemedim Esma. Evet, Enerjisi olarak farklı bir şey var. ikisiyle birlikte görüşememesi bir şey. Orada bir yani nefes odasına alıp bir bakılması gerekiyor. Yani teki olsaydı hani onun hamilelik sürecinde orada bir duygusu olmuş olabilirim diyeceğim ama ikisi birlikte olduğu için o biraz kişiye özel bir duruma kaçıyor. Evet, kişiye özel bir durum gibi geldi bana da. Evet. Daha da soru yok sanırım. Biz teşekkür ederiz. İnşallah. Evet hocam teşekkürler size geliyor. Asıl teşekkürleri Esma hak ediyor. Esma beni buraya çıkarmasan hayatta çıkmazdım. Ben bu arada... Bu Olur arada canlar çok özür diliyorum. Esma'cığım böleceğim ama şimdi konumuzun dışına çıkıyoruz. Yani hazır böyle Esma çıkarması çıkmazım demek için. Ben yaklaşık geçen seneden yani geçtiğimiz Mayıs ayından beri geçen sene demeyeyim bak. Mayıs ayından beri bir tembellik içindeyim.
Asalet için miyim diyormuşum. Hı Halbuki öyle değil. Çok fazla paylaşım yapmıyorum. Birkaç gündür yapmaya başladım. Çok fazla paylaşım yapmadım. Ortalıkta çok gözükmedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok özelden çok Ben fazla. Hocam teşekkür ederim. neredesiniz? İşte ne yaptınız? İşte bir şey mi oldu? Bir sıkıntı mı var diye çok arayan soran oldu. Dedim ki ne kadar çok sevenim varmış ve çok mutlu oldum. O farklı biraz yok İngiltere'ye gittim. Biraz fazla gezdim bu aralar. Biraz Çok güzel. gezentilik yaptım. Olsun. Bir de hani Bu da gezdim böyle bir ama bir de süreç. çok farklı bir şey yaşadım, süreç yaşadım. Bir içe dönme süreci yaşadım. Bir şeyleri sindirmek istedim. Biraz geri çekilmek istedim. Biraz geride durmak, sadece izlemek istedim bir şeyleri. Tabi bu arada seanslarıma devam ettim ama ortalıkta gözükmedim. Ama seanslarımdan başımı kaldıramadım. Belki birazcık onlar da yordu beni, bilmiyorum. Evet, bazen Çok oluyor ya. Onu şükür her ben de şey yolunda yaşıyorum. Esma'cığım beni buraya davet ettiği için buradayım. Teşekkür ediyorum ona bu Ben fırsatı teşekkür verdiği ederim için. hocam. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok Ben de güzel bir iyiyim Esma. seanstı diyorum. Çok güzel bir yayındı, bilgi doluydu. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Ben de seni çok bizimlesiniz. seviyorum canım benim. Herkese çok selamlar, sevgiler. Çok öpüyorum hocam sizi. Ben de Herkese öpüyorum hayırlı seni. akşamlar. Hazır mısın kendini ertelemekten vazgeçmeye? Sana gelen fırsatları kolaylıkla ve sağlıkla değerlendirebilmeye? Hazır mısın geçmişin gölgelerinden kurtulup kendini keşfetmeye? Duygularının sana gelen birer işaret olduğunu öğrenmeye? Nefes 21 Akademi farkındalık ve dönüşüm eğitimleri başlıyor. Hadi kendine doğru bir adım at ve aramıza katıl. Hayatı mutlu ve huzurlu yaşamak senin hakkın.